16 bülteniyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Olağanüstü hal kapsamında içinde kritik düzenlemelerin yer aldığı iki yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı. 696 sayılı kararname ile taşeron işçiye kadro verildi. Ancak düzenleme 4 Aralık 2017'den önce çalışanları kapsayacak. Kararname ile tartışmalara neden olan Yargıtay'a 100 yeni üye kadrosu da getirildi. Resmi gazetede yayımlanan bir diğer kararname ise 695 sayılı kararname oldu. Buna hükümlü ve tutuklu bulunanlar duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlıklı 5. bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu hüküm uygulanacak. Tek tip kıyafet uygulaması hukukçular tarafından eleştirilmişti. Bu uygulamayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru zemininin ortaya çıkacağını vurgulayan hukukçular, düzenlemenin FETÖ'ye yarayacağı görüşünde. FETÖ'ye karşı yargı mücadelesinin sağlıklı işlediğini söyleyen hukukçulara göre hükümlere baskı yapıldı, adil yargılama yapılmadı algısı doğabilir. 695 sayılı kararnamede ihraç edilen ve kapatılan kurumlar da yer aldı. Buna göre 2766 personel kamudan, 637 personel TSK'dan, 341 kişi Diyanet'ten ihraç edildi. Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi. 111 kişi görevine iade edilirken aralarında Şeker Kurumu'nun da yer aldığı 17 kurum kapatıldı. Kararnameyle askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi de kuruldu. Şirketin görevleri arasında askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak ve tesisler inşa etmek var. KYK'lara ilişkin ilk açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Taşeron işçisi düzenlemesini değerlendiren Erdoğan, uygulamanın yeni yılda yürürlüğe gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı FETÖ sanıkları için hazırlanan tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili de konuştu. Güçlendirmek suretiyle onlara... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni yayınlanan KYK'larla ilgili konuştu. Ama bundan sonra aracı olmayacak. Yani bir komisyon alır gibi bir taşeron grubu kalkıp da oradan alacak, neyle çalıştıracak? Asgari ücretle çalıştıracak. Şimdi böyle bir şey yok. Afrika ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi. Bugüne kadar uygulanan ücret politikası tamamen kalkıyor. Daha da farklı icabında 300-400 lira, belki 500 lira şu anda arkadaşlarımız çalışıyor yılbaşından itibaren. Bu uygulamaya da gireceğiz. Bu başlayacak. Belediyelerde vesaire aynı şekilde belediyelerin bitleri var biliyorsunuz. Bitlerin içerisine ne yapacak? Bunlar yerleştirilecek. Artık orada taşeron filan kullanılmayacak. Erdoğan tek tip kıyafet uygulamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sanıkların sadece duruşmalara tek tip kıyafetle katılacağını belirtti. Yani öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi giyecek, o şekilde gelecek. Bunların içerisinde tulum giyecek olanlar var. Çift şey olarak giyenler olacak. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kudüs de vardı. Tabii Amerika'ya çağrımızı aslında yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Sayın Trump'la görüşme noktasında olmaması için hiçbir sebep yok. Yine görüşme yollarını tabii ki ararız. Temenni ederim ki Sayın Trump da bizi tabii arasın. Ekonomi 2018 yılında neler bekliyor? Herkesi yakından ilgilendiren bu soruya yanıt aramak için İstanbul'da bir konferans yapıldı. Konferansın konuşmacıları İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'la ekonomist Mustafa Pamukoğlu'ydu. İş için bekliyoruz. İşsiz sayısı giderek artıyor. Dış borç rakamı da iyi bir görüntü vermiyor. 2017 yılını düşe kalka kapatan ekonomiyi 2018 yılında ne bekliyor? 200 milyar dolar Türkiye döviz bulmak zorunda.
Ekonominin 2018 beklentileri İstanbul Kadıköy'de düzenlenen konferansta ele alındı. 9.000-10.000 dolar kişi başına düşen milli gelir olacağını tahmin ediyoruz. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprağ'ın yaptığı konferansın konuşmacıları İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve ekonomist Mustafa Pamukoğlu'ydu. İç borçlanma, dış borçlanma. Bir de bunun içinde tabii ciddi bir faiz ödemesi var. 2017'de Kasım itibariyle 50 milyar TL faiz ödemiştir. Ekonomiye ilişkin rakamları açıklayan Pamukoğlu, işsizlik ve dış borç sorununa dikkat çekti. 2018 yılında da işsizliğin denildiği gibi, iddia edildiği gibi %16'na düşeceğini tahmin etmiyoruz. Dış borcumuzun 450 milyar dolardan aşağıya düşmeyeceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Görev Vakfı Başkanı da olan Pamukoğlu, 2018 yılında enflasyonda iyi bir tablo beklenmediğini söyledi, Türkiye'nin üretim ekonomisine geçmesi gerektiğini vurguladı. Bankalar yüksek faiz verdikleri zaman vadiyelere, o zaman da krediye yansıyor. Yine iş hayatı, reel sektör bundan etkileniyor. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da ekonomide bazı sorunlar var dedi. Türkiye'nin bağımsız bir ekonomi modeline sahip olması gerektiğini söyledi, bir de öneri yaptı. Milli ekonomi, bağımsız ekonomi bir sahip oluşturacaksak, bağımsız bir kalkınma bankası modeli oluşturup ve o kalkınma bankasının yurt dışından asla şartlı bir şekilde, ki biz o güce eriştikten sonra ben eminim kalkınma bankamız yurt dışından da şartlara, şurtlara bağlamadan da kaynak bulacak gücüne sahip olacaktır. Üretim ekonomisi vurgusu yapan Bahçıvan, yüksek teknoloji yatırımlarının desteklenmesi gerekir dedi. Çin ve Rusya gibi ülkelerle ekonomide yakın ilişkiler kurulmasını önerdi. Türk ekonomisinin, Türk sanayinin rekabet edecek, cari açık dönecek ve ileri teknoloji, yüksek teknoloji boyutlu desteklerle donanacak bir modele geçmesi. Biz bunu 200 seneden beri hükümetin sürekli koyuyoruz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan yaptırım kararlarını savaş nedeni saydı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaptırımlara oy verenler Pyongyang'ın gazabıyla karşı karşıya kalacak denildi. BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle alınan yaptırım kararı ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki tansiyonu bir kez daha yükseltti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yaptırım kararını savaş nedeni olarak gördüğünü açıkladı. Kore'nin caydırıcılık gücünün artmasının ABD yönetimini sinirlendirdiği belirtilen Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD'nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını kökünden ortadan kaldırmak için dengeyi kuracağız ve ülkemizi savunmaya yönelik nükleer caydırıcılığımızı daha da güçlendireceğiz denildi. BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı yaptırım kararlarının reddedildiği vurgulanan açıklamada, yaptırımlara oy veren ülkeler kararın neden olacağı tüm sonuçlardan tamamen sorumlu olacak. Bunun bedelini kesinlikle ödeteceğiz ifadesine yer verildi. ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı, Pyongyang yönetimine yapılan petrol ihracatının yaklaşık %90 oranında düşürülmesini öngörüyor. Yaptırımlar kapsamında yurt dışında çalışan Kore vatandaşlarının 24 ay içinde ülkelerine dönmeleri isteniyor. Böylece Kore'ye giden döviz girdisinin durdurulması öngörülüyor. Yaptırımlar kapsamında Kore'nin ürettiği elektrikli alet ve makinaların ihracatı da yasaklanıyor. Norveç'te konuşlandırılmış ABD deniz piyadelerine hitap eden kol ordu komutanı General Robert Neller, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya'ya odaklanacağını söyleyen Neller, "Neden burada olduğunuzu unutmayın, umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor," dedi. ABD Deniz Piyade Kol Ordusu Komutanı General Robert Neller, Noel turu kapsamında Norveç'te konuşlandırılmış deniz piyadelerini ziyaret etti. Burada askerlere hitap eden General Neller, dikkat çeken ifadeler kullanıp askerlerini uyardı. Bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunan Neller, askerlerine yerlerinin değişebileceğini söyledi. Military.com'un haberine göre ABD'li general, "Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz," dedi.
Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya'ya odaklanacağını dile getiren Neller, askerlerine neden burada olduğunuzu unutmayın. Sizin onları gözlemlediğiniz gibi onlar da sizi gözlemliyor. Burada 300 deniz piyademiz var. Bu sayıyı bir gecede 3000'e çıkarabiliriz ifadelerini kullandı. Deniz Piyade Kol Ordusu Komutanı, Norveç'teki askeri birimin Rusya'ya karşı caydırıcı rolü olduğunu da ifade etti. Rusya ile 167 kilometrelik sınırı olan Norveç hükümeti geçen yıl başında 330 ABD deniz piyadesinin bir yıllığına ülkeye konuşlandırılmasına izin vermiş, sonra bu süreyi iki katına çıkarmıştı. Gelişmeleri aktardık. Herkese iyi pazarlar diliyoruz.